Peki mesleğe yakın bulduğundan. Gerekçeleri farklı olsa da özellikle son dönemde çocukların en çok tercih ettiği bilgisayar oyunları şiddet içerikli olanlar. Herkes oynuyor oyunu. Popüler olduğu için tercih ediyorsun yani. Evet, herkes oynadığı için. İşte o oyunlardan biri. Adı Minecraft. Kullanıcılarına herhangi bir sınır olmadan dilediği dünyayı kurma olanağı sağlıyor. Ve belirli bölümlerinde öldürülen oyun karakterleri için puan veriyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta Minecraft olmak üzere benzer içerikteki oyunları takibe aldı. Çünkü bu oyunların çocuklara yarardan çok zarar verdiği iddiası artık çok sık gündeme getiriliyor. Bakanlığın pedagog ve psikiyatristlerden oluşan uzman kadrosu oyunları inceleyecek. Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirlenirse hukuki süreç başlatılacak. Bırakamıyorum, her gün oynuyorum bunu. Kaç saat oynuyorsun peki her gün? Yani en fazla sınırsız valla. Çocuk psikiyatristi Arzu Önal'a göre baz alınan oyun yani Minecraft iki farklı açıdan değerlendirilmeli. Bazı kısımları çok masum ve gerçekten çocukların üç boyutlu hafızalarını güçlendirecek, algılarını daha da yardımcı olacak, güçlendirecek komponentler içerirken bir kısmında daha fazla şiddet içerikli, çocukları suça teşvik eden bazı bölümleri içeriyor. Oyunun çocuklar için risk oluşturabilecek bölümleri ise ileri seviyeleri. Bunu nasıl hayatına yansıtıyor? Yani akranlarına vurarak, ailesine, annesine, babasına vurmaya çalışarak, ısırmaya çalışarak gösterebilir küçük çocuklar. Ancak Önal'a göre şiddet içerikli tek bir oyuna erişimin durdurulması çözüm değil. En önemli görev anne ve babalarda. Önemli olan nasıl oynayacağını öğretmek aslında. Ne kadar süreyle oynayacağını, ne kadar zaman ayırması gerektiğini, hangi sayfalara girip hangilere giremeyeceğini, gerekliyse ebeveyn denetimiyle ilgili filtreler yükleyerek de kontrol altında alınabilir.